Merhabalar, yeni bir günden herkese selam olsun arkadaşlar. Yine bir kahvaltı faslı, yine bir kahvaltı açılışı. Vallahi ne yapalım arkadaşlar, bugün de yine kahvaltıyla başlattım vlogumuzu. Çocuklar acıktılar iyice. Onlar Caner'cim meyve sularını koysana, çay istemediler arkadaşlar. Bu sıcakta çay mı içilirmiş? Cansucuğum ben meyve suyu içeceğim dedi. Caner'cim de ona ortak oldu. Şöyle göstereyim. Kıl biber kızartması yaptım arkadaşlar. Caner'cim krep istemişti. Krep yaptım. Sucuklu yumurta yaptım. Ama bu krep birazcık farklı. Yani nasıl farklı? İçinde süt yok. Yumurta yok. Yumurta yok. Evet. O yüzden birazcık farklı. Ama yine de oldu. Gayet de lezzetli. Şu an bembeyaz görünüyor ama birazcık arkadaşlar telefonun ışığından. Çilek reçelini de çıkardım. Şimdi karnımızı doyuralım. Cansucuğum koysana meyve suyunuzu. Karnımızı doyuralım, sonra evin işine gücüne girişelim. Birazcık da taze fasulye temizledim arkadaşlar. Caner'cim oraya ben otursam bebeğim. Sen kayar mısın? Birazcık taze fasulye temizledim. Yemeğimi ocağa koyacağım kahvaltıdan sonra. Hah, çok şükür. Şöyle karnımızı bir güzel doyuralım. Cansucuğum beyaz peynir getirmemişiz. Bebişim. İstiyor musunuz? Kreple yersiniz. Sarıp yersin Caner'cim. Duyamadım. Caner konuşmuyor. Olsa da olur, olmasa da olur diyor arkadaşlar. Ben gideyim getireyim. İki parça alsalar yine kalsiyumdur, proteindir. Sen almayacaksın yani. Alıp geleyim dedim ya. Hayır, iki parça da alsalar diyorsun. Hayır, alıp geleyim dedim. İki parça da yeseler kardır dedim yani. Senin için de kar yani. Ha evet, benim için de kar, doğru. Gideyim beyaz peynirimizi de alıp geleyim. Sonrasında kahvaltımızı yapalım. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip etsin inşallah. Kahvaltı masamı topladım. Mutfağımı da bayağı bir topladım. Hemen şey yapacağım işte arkadaşlar. Fasulyenin suyunu ekleyeceğim. Sarımsak, soğan ve domatesle beraber yağda kavurdum işte. Malzemeyi, fasulyeyi ekledim. Şimdi suyunu da ekliyorum. Konuşamadım gibi oldu sanki. Suyunu da ekliyorum. Tuzunu ekledim. Şekerini eklemedim. Evet. Şekerini de eklerim şimdi. Yanına pilav yapacağım. Salata yaparım. Pazara gitmem lazım. Bugün felaket bir sıcak var arkadaşlar. Anlatamam size. Gerçekten aşırı bir sıcak var. Oturduğun yerde böyle buram buram terliyorsun. Birazcık daha böyle kaynasın etsin. Yemeğim suyu az mı oldu? Çok sulu da olsun istemiyorum da biraz daha ekleyeyim. Böyle piştikçe zaten suyunu çekecektir. Tamam. Kapağımızı da kapatalım. Arkadaşlar, her gün şu mutfağı yeri süpürmesem olmuyor. Yani önceki evim laminanttı biliyorsunuz. Döşemelerim. Karıncalarımız da var arkadaşlar. Bakın. Karınca. Önceki evim laminanttı. Hani böyle ne saç görünüyordu ne bir şey görünüyordu. Ama burada her şey ortada. Yani her gün mutlaka zaten açıyordum. Burada daha bir böyle beni darlıyor açıkçası. Yüzümün oyuncağı. Allah'ım Cansu'nun oyuncağıydı bu da. Yıllar yıllar önce ilaç memesili bir arkadaşımız vardı. Onun eşi vermişti. O yüzden böyle şurup ismi. Tavşan. Üzüm bunlarla oynamayı çok seviyor. Bildiğiniz böyle şey, bebek gibi üzüm böyle, çocuk gibi. Böyle oyun peluş oyuncaklarla oynamaya bayılıyor. Bir görseniz ağzını alıp gezdiriyor ileri geri. Ama bunun içinde böyle boncuk gibi bir şeyler var. O yüzden çok fazla vermek istemiyoruz ona. Hani böyle parçalayıp da yutabilir, zarar verebilir diye. Şimdi ben süpürgemizi de bir açayım. Şöyle toparlayayım ortayı, ortalığı. Yerin tozunu bir alayım. Yerde vallahi hep susam var, saç var. Yani görüp de süpürmemek elde değil. Ne kadar kolun rahatsız olursa olsun. Hemen hızlıca bir alayım şöyle ortalığın tozunu. Şimdi yatak odasını topladım arkadaşlar. Bu kediler beni bayağı bir darlıyor gerçekten. Neden diyeceksiniz? Kedileri Cansucuğum bir o odaya atıyor, bir bu odaya atıyor. Bizim oda serin olduğu için yatak odasına geçiriyor kendi odasından, çok güneş olduğu için. Ben de örtüyü falan düzeltemiyorum çünkü her hareketimde kedi atlıyor. Her hareketimde üzüm atlıyor. Şimdi yatak odasını topladım. Saat de bayağı bir ilerledi. Çünkü Cansu'nun arkadaşları geldi arkadaşlar.
şöyle anlatayım, azıcık oturayım. Cansu'nun arkadaşları geldi onu almaya. Atakum sahile gidiyorlar. Orada birazcık böyle bizim piknik masamızı da aldılar, tabureli olan. Deniz kenarında açtığımız, piknikte falan kullandığımız taburemiz. Onu da aldılar. Deniz kenarında oturacaklarmış işte arkadaşlar. Dört arkadaş. Beyza, Vuslat, Cansu ve Beyza'nın kuzeni gelmiş. Aldılar gittiler işte. Kızı da aldılar gittiler. Ama diyeceğim ona bir daha. Evi toplamadan, odanı toplamadan gitmek falan yok diyeceğim. Hani odası toplu da kedileri taşıdım. Balkon birazcık kum olmuş. Kedi kumu da balkonda duruyor. Ya hayvan bakmak güzel oluyor ama arkadaşlar gerçekten eksi tarafları da var. Şimdi ne yaptım? Tek tek kediyi taşıyorsun. Kediyi taşıyorsun, mama kabını taşıyorsun falan filan. Ve üzümü götür kapıyı çek, lokumu götür kapıyı çek. Korkuyoruz hani böyle camdan falan düşer diye. Kızlarla oturduk, sohbet ettik. Saat biraz ilerledi. Yemeğim pişti. Ben hani evi süpürecektim. Evi süpürme işine geçemedim. Şimdi ne yapacağım? Evi süpüreceğim. Evi süpürmeden önce pilavı ocağa koyacağım. Fasulyem pişti. Saat de ilerledi. Saat şu an 6.30. 7'ye 25 var. Pilavı da ocağa koyayım. Ondan sonra süpürmeye başlarım. Ali Bey'i de bir ararım bakalım neredeymiş, ne yapmış. Bugün pazara gidecektim ben ama pazar işi de kaldı gibi oldu arkadaşlar. Akşam pazarına da bir şey kalmamıştır herhalde böyle. Taze sebze kalmış mıdır bu sıcağa? Çok sıcak. Bir de buranın salı pazarı varmış. Biraz da onu düşündüm. Hani salı pazarına giderim diye düşündüm. Arabayla da hiç çıkmadım arkadaşlar. Samsun'da. Hani Bafra'da kullanıyordum. Burada da artık bir başlasam kullanmaya çok iyi olacak. Salı pazarına gitmeyi düşünüyorum işte. Eğer gidebilirsem yarın salı pazarına giderim. Böyle işte arkadaşlar. Gideyim şimdi pilavımı bir güzel pişireyim. Ocağa koyayım. Şöyle şehriyeli bir pilav yapayım. Taze fasulye de var. Pilav da var. Salata yaparım yanına. Çorba yapmayı düşünmedim sıcağa. Bilmiyorum, yoğurdumuz olur. Böyle işte. Gideyim. Pirinci ıslamıştım zaten. Fasulyemi de göstereyim size. Pirincimi ıslamıştım. Her yer güneş, her yer. Masa örtüsünü falan çıktım. Mutfağında masa örtüsünü falan çıktım. Onu da göstereyim size. Şöyle masanın üstünü toparladım. Örtüsünü falan çırptım. Şurayı ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu ekmekliği anneme diye ayırmıştım. Hani anneme köye götüreceğim. O kolinin içinde kullanmadığım mutfak eşyalarım var. Anneme götürürüm diye düşündüm. Ya kullanmadığım değil de fazla gelen, böyle fazlalık olan eşyaları. Bu mobilyayı da buraya getirdim arkadaşlar. Orası çöpümüz. Bu mobilyayı da buraya getirdim. Çünkü mutfak eşyam birazcık fazla olduğu için çekmecelerine bir şeyler koyarım diye düşündüm. Aslında elden çıkarmayı düşünüyordum bu mobilyayı ama Cansu'cum dedi ki anne boyarız dedi. Hani ben mutfağa mı koysak acaba kızım deyince Cansu'cum da anne boyarız dedi. Güzel olur, yakışır dedi. Öyle olunca getirdim. İyi ki de getirmişim. En altına böyle sofra bezlerimizi, masa örtülerimi falan koyuyorum. Sonrasında işte üstüne de böyle runner'ımı falan koyduğum var. Amerikan servisini koyduğum var. İlaçları koydum mesela şu yan tarafa. İlaçlarımı koydum. Yine bir sürü şey aldı yani, derliyor, topluyor arkadaşlar. Evde dolap gibisi yok. Evde dolap olacak. Onu da öyle koydum. Şimdi masa örtümü falan da işte şu runner'ımı falan da bir sereyim. Masamı, tozunu bir alayım. Ondan sonra süpürmeye başlayacağım. Eve güneş vurdu ki tozları görmeyin valla. Güneş gören ev güzel oluyor ama yani böyle toz anlamında da gerçekten sıkıntı oluyor. Halledeyim, hemen halledeyim. Sonrasında da ne yaparım? Ali Bey gelir. Bir bakarız işte sonrasında ne yapacağız. Caner'cim de bugün biraz sıkıldı gibi. Caner'cim de bugün böyle biraz sıkıldı gibi. Anne bugün hani bir yere mi gitsek, lahmacun yemeye mi gitsek falan bir şeyler teklifte bulundu bana ama evin işi falan da bitmediği için çok oralı olmadım. Şimdi ben şu pilavımı bir pişireyim. Ondan sonra da Ali Bey gelir, belki çıkarız. Hani lahmacun yemeği değil de dondurma yemeği falan çıkarız. Belki Ali Bey'in yorgunluğuna bağlı. O gelene kadar pilavım pişsin. Pilav pişerken de evi süpürürüm. Runner'ımı da değiştireyim dedim arkadaşlar. Şöyle çekmeceden aldım hemen yapraklı runner'ımı. Birazcık kırışık ama açılır. Bir şey olmaz. Şöyle.
Bunu da alalım. Koyalım böyle. Üstüne bir şeyler koyuldukça açılacak arkadaşlar. Valla ütü falan yapamam. Bir ton ütü bekliyor zaten yine. Şu an ütü falan yapamam yani. Tamam. Şimdi bu öncekini de kirli sepetine atarım. Bir yıkanır, temizlenir. Evet, masa tamam. Şimdi yerlere geçebilirim. Pilavı ocağa koydum arkadaşlar. Aliş'i aradım neredesin diye. Hani bakayım dedim neredeymiş, ne kadar kalmış eve gelmesine diye. Vallahi eve yakınmış. Hemen yemeklerimi göstereyim size şöyle. Fasulyem pişmişti dediğim gibi. Pilavımı da böyle ocağa koydum. Ama Ali Bey dedi ki hadi gel beraber pazar yapalım. Hadi gel dedi, hani ekmek su aldınız mı dedi. Almadık dedim. Pazara da gitmedim Ali, vallahi fırsat olmadı dedim. Şimdi evi süpüreceğim dedim. Hadi gel pazara dedi, bir dolanalım bakalım. Bir şey kalmış mıdır, akşam geç oldu ama dedim. Kalmadıysa ekmeğimizi suyumuzu alır gideriz dedi. O yüzden ben şimdi hazırlanıp hemen Ali Bey'in yanına doğru gideceğim. Evin önünde buluşacağız muhtemelen. Şimdi gideyim hazırlanayım, hemen çıkayım. Çıktık, Ali Bey'le buluştuk. Arkadaşlar selam verecek mi arkadaşlarına? Selam aleyküm. Şimdi pazara gidiyoruz arkadaşlar, bakalım. Eksiklerimizi bir alalım, yeşilliğimizi falan, eğer kaldıysa tabii, bu saate kaldıysa alacağız. Kalmadıysa da dediği gibi ekmeğimizi suyumuzu alır döneriz. Caner de geldi bizimle beraber. Normalde pek çıkmıyor dışarıya da babası çağırmış. O da geldi, gidiyoruz bakalım. Sıkıntı yok abi, Allah razı olsun, buyurun. Böyle sütünlerini getirdim. Allah razı olsun. Bu tarafta var mı diyor? Pazardan eve şimdi girdik arkadaşlar. Şöyle pembe domates aldık. Yeşil biber, bu biberden aldım. Ben bunun kızartmasını çok seviyorum. Çok lezzetli geliyor bana. Bulgur pilavında falan da çok güzel oluyor böyle iri iri. Papya biberin yeşili. Şöyle patlıcan aldık. Reyhan aldım. Dereotu ve maydanoz aldım. Reyhan köklü arkadaşlar şöyle. İnşallah evin önünde topraklı yer var şurada aşağıda. Oraya dikeceğim onları. Sonra limon aldık. 2 tane limon. Dolmalık biber. Soğanımız. Şeftalimiz. Üzümümüz ve patatesimiz. Dolabı doldurur Allah izin verirse. Allah bereket versin. Bayağı bir götürür beni diye düşünüyorum. Şimdi hemen cacık yapacağım ve masamızı hazırlayacağım. Evden çıktık. Şimdi Migros'a geldik arkadaşlar. Suyumuzu alacağız. Ondan sonra sahile ineceğiz bakalım. Yemeğimizi falan hızlıca yedik. Şimdi markete girelim. Dolaştık, geldik arkadaşlar, dondurmamızı falan yedik, çok şükür eve geldik. Gelir gelmez de ben hemen vişnelerle buluştum. Ali Bey'e vişne aldırmıştım bugün Bafra'dan, şöyle dondurucuya atayım dedim, böyle brownie yapmaya ya da böyle vişneli cheesecake yapmaya falan. Dondurucuda birazcık vişne bulunsun istedim. Onları böyle yıkadım, temizledim, poşetledim, şimdi dondurucuya atacağım, sonrasında da uyumaya gideceğim. Bu son poşetim arkadaşlar, bunun gibi 7 poşetim oldu. Yeterli olur diye düşünüyorum. Ah, artık bugünü de böyle bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın.
Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.